Selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Kendime yemek hazırlıyorum. Yani çorba hazırlıyorum. Normal yemek biraz zor yiyorum. Bayağı geniş bir dikiş var ağzımda. Damaklarımda yani. Dedim un çorbası yapayım kendime. Şöyle seviyorum ben. Hastaneden geldik dişçiden arkadaşlar. Eşim de daha önce dolgu yaptı, dolgu yaptırmıştı kanal tedavisi. Onun üstünden tekrar bir geçtiler, biliyorsunuzdur kanal tedavisi biraz uzun sürüyor. O onu yaptırdı. Sonra ön dişlerini törpülediler, geçici diş koydular. Beni de kontrol ettiler arkadaşlar çünkü bu dikişlere iyi bakmak gerekiyor. Yani yemek yedikten sonra mutlaka fırçalamak gerekiyor. Bir su var, mavi bir su, onunla gargara yapmak gerekiyor. Yani iyi bakmak gerekiyor ki o dikiş iplerinin üzerinde yemek kalıntıları olmasın diye. Doktorum da bugün dedi ki çok güzel bakmışsın, temiz bakmışsın dedi. Her şey yolunda dedi. Şişmesi normal dedi, evet şişiyor dedi. Şişer dedi, ağrı yapar dedi. Çok şükür bugün biraz daha iyiyim arkadaşlar. Daha da iyi olacağım inşallah. Dedim ki böyle bir kendime bir hazırlık, işte hastaneden geldim. Balkonda çamaşırlar vardı. Elif'le beraber onları hallettik. Akşam kömürünü Efe ayarlamıştı. Odununu da Elif ayarladı. Ben de geldim sabah bir şey yapamamıştım. Mutfakta. Mutfağı toparladım. Doldurdum makineyi, her şeyi. Etraf toparladı kızımla biraz, yine evin içinde mutlaka oluyor. Bir de ben birkaç bugünle 3 gündür pek öyle evde bir şey yapamıyorum. Böyle eğildiğim zaman şu tarafımda sanki böyle hani bir şey çıkacakmış gibi çok da ağrıyor. Ayrıca şöyle şuralarıma kadar geldi şişlik, gözümün şişliği. Sabah kalktığımda pelikan gibiydim. Gerçekten böyle. Zamanla düzeldi. Ben kendime dediğim gibi arkadaşlar, kendime derken yani çocuklarla eşim gitti. Burada bir salçalı su kaynattım. Seviyorum ben bu çorbayı. Grip olduğumda bunun acılısını yapmayı seviyorum. Yemeği seviyorum. Şimdi acılı yiyemem. O yüzden bu sefer böyle acısız yapıyorum. Bu böyle bir un çorbası arkadaşlar. Topak topak seviyoruz biz bunu. Ben bunu lahananın içine de katıyorum. Lahana yemeği yaparken bizim evde, beni sürekli izleyen arkadaşlarım bilir, bizim evde seviliyor bu hamur. Böyle top top. Mesela bir gün önceden kalan kuru fasulye oluyor. Kuru fasulyeye biraz böyle salçalı su yapıyorum böyle. Aynı bu şekilde bunu düşünün. İçine de kalan fasulyeyi koyuyorum. Hem yemek tazelenmiş oluyor, hem de ortaya çok güzel bir lezzet çıkıyor arkadaşlar. Şöyle tamamını da dökeyim. Karıştırayım, kepçe getireyim. Şurada da şey yapıyorum arkadaşlar. Patates buğulama. Ne kolaysa şöyle patates buğulama da deniliyor, oturtma da deniliyor. Şöyle yaptım. Hafif sulu. Bu da pişti zaten. Şimdi kepçeyi getireyim, hamurlarımı karıştırayım. Evet arkadaşlar, hatta biraz daha ilave edebilirim. Sanki gözüme az mı geldi? Biraz evet. Kaynasın, bir koyulaşsın bakalım. Bir koyulaşsın bakalım annem, biraz kaynasın. Hamurlar şişecek mi? Yani suyu biraz hamurdan dolayı koyulaşması gerekiyor. Koyulaşmazsa biraz daha hamur yaparım. O da olmazsa yıldız şehriye atarız biraz içine, Elif, güzel olur. Yani arkadaşlar, ellerimi de kurulasa mıydım? Az önce çok güzel bir haber aldım. Sizinle paylaşmak istiyorum. Az önce halamın kızı Funda'nın bir oğlu olmuş. Grubumuz, WhatsApp grubumuza resmini atmış. Çok mutlu oldum. Gerçekten böyle dönemlerde böyle güzel şeyler iyi geliyor. Her videomda da şunlar gözümün önünde oluyor. Şuram eğer görünüyorsa şey arkadaşlar, şu dudağımın ağzımın kenarını yırttılar çalışırken. Çünkü 2 saatten fazla bir çalışma oldu. O yüzden şurada yara oluştu. Onu da dedim açıklayayım. Görünce yanlış anlamayın. Acaba yemek mi yedi de buraya bulaştı zannetmeyin.
Öyle. Kuzenimin bir oğlu oldu, bir de kızı vardı. Şimdi de oğlu oldu. Allah analı babalı büyüsün. Güzel bir haber aldım. Dün akşam da amcam geldi hanımıyla, çocuklarıyla. Allah razı olsun. Çok güzel bir gece geçirdik. Elif de kuzenleriyle güzel bir gece geçirdi. Biz de oturduk, güzel, hoş bir gece oldu yani. Sohbet ettik, muhabbet ettik. Amcam benden ya 3 yaş küçük ya 4 yaş küçük. Benim babamdan başka kardeşim olmadığı için o bana dedi ki abla dedi. O bana abla diyor. Beraber büyüdük. O bana dedi ki abla dedi. Daha önce de anlatmış mıydım bilmiyorum. Anlatmış da olabilirim. Kanalıma yeni gelen arkadaşlarım için anlatayım. İnşallah bir gün onu da çekerim. Eski videolarım da var aslında amcam. Çocukları da var. O bana dedi ki senin hani çocuklarının dedi hani dayı diyebileceği kimse yok. Bana dedi dayı diyebilirler. Ben de dedi ay pardon. Benim çocuklarım da sana hala desinler dedi. Çünkü sana da hala diyecek biri olmayacak dedi. Bu durumu Elif çok değil mi Elif? Gülüyor. Gülerken de yaram acıyor. Bu durumu Elif yeni öğrendi arkadaşlar. Yeni bu sene öğrendi hatta. Elif gerçekten öz dayısı zannediyormuş yavrum. Şöyle gel de. Telefonu ısırmasın. Öz dayısı zannediyormuş. Anlattım dedim ki annem dedim o benim amcam. Aa dedi. Neden biz dayı diyoruz o zaman? Aynen size anlattığım gibi Elif'e de anlattım. Dedim böyleyken böyle. Hani ya çok güzel bir şey. En azından çocuklarımın bir dayısı oldu. Ay çok sancı yapıyor arada içim. Bir tuhaf oluyor. Bana da hala diyen biri oldu. Yani akrabalığımız perçinleşti böylece. Hem amcam, hem kardeşim, hem yeğenim, hem ablasıyım falan yani böyle daha kuvvetlendik. İşte dün akşam geldiler. Eşi de çok iyi bir insan, Allah razı olsun. Hatta Elif'in doğumunda hastanede amcamın eşi Yasemin beklemişti beni. Eve geldi, evde bekledi. Allah razı olsun ondan da. Yani öyle güzel bir gece geçirdik. Dedim arkadaşlarıma mutlu olduğum anları da anlatayım. Hep hastaneye gittim, şu oldu, bu oldu. Hep ağlamaklı sohbetlerimiz olmasın. Biraz da dedim, hoşuma giden, mutlu olduğum anları da anlatayım dedim. Durum böyle yani, gözümün önünde yaş geldi. Öyle, Efe biliyordu da Elif yeni öğrendi. Öyle, seviyoruz biz amcamızı. Amcamı, kardeşimi, her şeyimi, benim her şeyim o. Hatta o benim çocuğum gibi büyüttüm ben onu. Babaannemin işi gücü çok olurdu. İlgilenirdim çocuğum gibi. Bütün acemiliklerimi onunla atlattım. Şöyle Elif gelsin çorbayı göstersin arkadaşlar. Bak Elif koyulaşıyor anne. Ama istersen çok az bir şey katalım. Yıldız Bilmem. çeyreği. He? Sen Bilmem. seversin. Çok az. Ama kaynadıkça da oluyor bak. Böyle. Biraz daha kaynasın. Yıldız çeyreği de getireyim ben onu da katarken göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle yıldız çeyreğlerimiz var. Papatya gibi yıldız yazıyor ama evet yıldız çeyreği. Şöyle o fişer orada. Az koyacağım. Çünkü zaten bu hamur dediğim gibi kaynadıkça da koyulaşacak. Sobanın üstünde bu hamur çorbasını çok seviyorum. Hele de bir de bunu arkadaşlar grip olduğunuzda yapın. Biraz acılı. Bildiğin un çorbası ama insana gerçekten çok güzel oluyor. Şöyle şu patatesimi de şöyle göstereyim. Onu da alayım ben arkadaşlar. Güzel pişti lokum gibi oldu. Çorbam da böyle oluyor. Böyle arkadaşlar şöyle kısa bir paylaşım yapayım dedim sizinle. Size. Bugün de böyle oldu. Eve geldim zaten her yerdeydi. Çok şükür ilaçlarımı içtim şimdi. Biz bugün 1'de gittik dişçiye. 4.30'da geldik arkadaşlar. İnanın bakın. 4.30'da geldik eve. Hatta Üç buçuk 4.30 saat. değil. 4.30 olur mu? 5'te geldik. 4 4 saat. saat. 4 saat orada bekledik. Yani bunlar olacak. Başladık tedaviye. Zaman zaman böyle beklemeler, uzamalar olacak. Efe de geldi spordan arkadaşlar. O da daha gelmemişti. Başladık ya dişe. İnşallah devamı güzel olur.
En zoru buydu arkadaşlar. En zoru buydu. Çünkü içinden temizlik yaptılar. Enfeksiyon iltihaplanmıştı falan. Ne diyorlar ona? Kis oluşmuştu. En zoru buydu. Çok şükür bu bitti. 2 gündür çile çekiyorum ama bitti. Ondan sonra da bu tarafımdaki implantın başını takacaklar. O sorun değil o kadar. Ondan sonra da bir 6 ay sonra mı artık 5 ay sonra mı yine bunların başını takacaklar. Sonra bir dişim var çekecekler ama bu kadar kötü olmaz herhalde. Diş çektireceğim. Zaten diş eti tedavim bitti. Oldu çok şükür. Çorbam da şu şekilde arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bu hamurları biz çok seviyoruz. Yapan varsa yorumlara yazın arkadaşlar. Bu çorbayı yapan var mı? Varsa yorumlara yazın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.